Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu haberler için bir tane sayfa oluşturalım. Etkinlik için sayfa oluşturmaya gerek yok bence. Etkinliği direkt yönlendirelim hatta. Etkinlikler sayfasına şöyle gelelim. Etkinlikler sayfasını sağ tıklayıp bağlantı adresini alıyorum. Şöyle geliyorum uygulamaya. Bizim yan menümüz neredeydi? Parçalar bölümünde olması lazımdı ama. Yan menü buradaymış. Bunu parçalar bölümüne taşıyalım hatta. O yüzden sonuçta bir uygulamanın parçası, bir sayfa değil bu. Gelip burada düzeltelim bunu. Şöyle. Parçalar, evet. Şöyle düzelmiş oldu bu. Parçalar bölümüne aldık onu. Başka nereye gitti peki yan menü? Burada. Yan menünün şurada. Bunu kullanacağız şimdi. Kapatıyorum buradan. Nerede? Haberler, etkinlikler. Şöyle URL aç diyeceğiz ve bu linki vereceğiz arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi gelip etkinlikleri de tamamladık. Şimdi haberler için bir tane sayfa oluşturalım. Haberler diye. Bakıyorum. Buraya direkt bir tane haberler. Haber sayfası diyelim. Haber sayfası nokta dart diyelim. Import diyorum. Material diyorum. Bunu sırf scaffold uygulamasını yani stateless diyorum ve haber sayfası sırf scaffold'u çalıştırmak için yapıyoruz. Yoksa geri dönüşümüz olmayacak. Scaffold diyoruz. Bir app var oluşturuyoruz hemen. Title'ına text diyelim ve haberler diyelim. Bir de body oluşturuyoruz. Body'nin içine de direkt haberleri ekleyebiliriz. Şöyle import edebiliriz ve bu şekilde şimdi nerede yan menü? Yan menüden direkt oraya gitmemiz lazım. Navigator. Burada Navigator'ın farklı bir kullanımını görün arkadaşlar. Buradan direkt push named değil de direkt push kullanalım. Bu son dersimizin şeyi olsun. Material root ekliyoruz buraya direkt. Bu material root'umuz bir build, şöyle geliyorum, root builder istiyor bizden. Şurada gördüğünüz gibi widget builder diyor. Hemen buna bir tane builder veriyorum. Builder için benden şöyle bir tane build context olarak context istiyor. Ve gelip şöyle bir return değeri olarak ben buna bir widget dönüyorum. Döneceğim widget haberler, haber sayfası olacak. Haber sayfası, yani gitmek istediğim sayfa. Şöyle haber sayfasını import ediyorum. Ve artık haber sayfasına bu şekilde de gidebilirim. Virgüller yüzünden biraz bozuldu. Şöyle virgüllerimizi yerleştirelim. Bu şekilde düzeldi. Hatta şu bir tane virgülü kaldırıp bu şekilde de daha düzgün oldu. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamayı kapatıp veya hiç kapatmaya gerek yok. Şöyle tek geliyorum, haberlere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle gelip buraya geldiğimde yine gayet başarılı bir şekilde uygulamam çalışıyor arkadaşlar. Bu uygulama için tamam arkadaşlar anlatacaklarım. Uygulamanın yayınlanma işlemlerini ve splash ekran, İkon değiştirme işlemlerini bir sonraki uygulamada anlatmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.